görüştük. Başkanım hoş geldiniz. Evet. Sizinle gurur duyuyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Böyle kahraman madencilerin milletvekili olmaktan, Zonguldak milletvekili olmaktan onur duyduk. Ben tekrar sizlerin huzurunda onlara çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin orada yaptığınız çalışma çok değerli arkadaşlar. Çok değerli. Dışarıdan biz bunu çok daha net gözlemliyoruz. Çünkü ben gittiğimde depremin hemen ikinci günü gittiğimde iki küçük çocuk geldi yanıma. Babamız şurada enkazın altında sesini duyuyoruz. Ne olursunuz kurtarın. O işin uzmanı olmak lazım. Uzman olmayan birisi gider bir şey yaparsa bir de alttaki kişinin hayatını da tehlikeye sokabilir. En baştan madenciler gelebilseydi çünkü bu işi profesyonelce yapanlar sizlersiniz ya. Dolayısıyla sizin bu çalışmalarınız toplumun her kesimi tarafından takdirle karşılandı. Bunun parti ayrımı yok yani. Herkes Türkiye'de evinde televizyonunu açan, deprem bölgesinde sizin canla başla nasıl çalıştığınızı gören insanlar size minnettar, size teşekkür ettiler. Onu bilmenizi isterim. Teşekkür ederiz. Kolay bir olay değil tabii. Kolay bir olay değil. Biz de ne kadar ettiysek sizlerin sayesinde olduğunu biliyoruz başkanım. Estağfurullah. Emeklilerin ikramiyesi, kişilere yapılan yatırımlar. Evet. Size gurur duyuyoruz. Bir 5000 arkadaş daha inşallah gelecek. İnşallah. 5000 arkadaş daha. Dedim az önce söyledim ya. Zonguldak emekler şehri oldu. Eskiden burası çalışanların şehriydi. Üretenlerin şehriydi yani. Bunların kadromuzda çok eksildiyiz, çok altındayız. Çok. Rahmetli Bülent Ecevit başkanımızın vefat etti. Şu an onu görür gibiyim. Evet. İşi sevdiğinizi, desteklediğinizi, deniz milletvekiliyle birlikte inşallah daha iyi olacak. İnşallah. Tabii hem yeni kadroların alınması gerekiyor, hem maden ocaklarının güvenli olması gerekiyor. İkisinin bir arada olması gerekiyor. Patlamaların olmaması gerekiyor. Bununla ilgili bütün tedbirlerin alınması gerekiyor. Aslında mümkün. Yani bunları yapmak çok zor bir şey değil. Dünya nasıl yapıyorsa biz de aynısını yapacağız. Yani. Evet. Sonuçta o güvenliği sağlayacağız. Önce yer altındaki güvenlik sağlanacak. Arkasından da işçi diyeceksiniz. Gidin çalışın diyeceksiniz. Üretin diyeceksiniz yani. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Teşekkür ederim. Öteden beri rahmetli Ecevit Zonguldak milletvekili yaptığında aynı şey yani. O da işçiyi sever, emeğe uğraşır, efendim işçi olmasa üretim olmaz. Yani hayatın Zonguldak gerçeği yani. İşçiye ihtiyacı var. Yani sayı tabii, olarak azız. Tabii. İnşallah siz döneme geldiğinizde İnşallah. İnşallah. Olacak. Bizim derdimiz başkanım üretmek. Üretmek tabii. Ülke ekonomisine katkıda bulunmak. Bizim öyle. Yani ortak temennimiz bu. Öyle. Gerek sendik olsun, gerek TTK Genel Müdürlüğü yöneticileri olsun. Öyle. Bizim asıl amacımız üretmek. Öyle. Üretmek için de neye ihtiyacımız var? Tabii. Tabii ki işçiye ihtiyacımız var. İşçiye ihtiyaç var tabii. Bu sadece panayok üretim için de değil mesela. Biz yukarıda atölyede çalışan arkadaşların da çok ciddi eksikliklerini yaşıyoruz. Var tabii. Hani inşallah hayırlısı olur. Ya memleket için, ülke için, Zonguldak için, işçi sınıfı için, işçi camiası için inşallah hayırlısı olur. İnşallah. Bu sefer işleri zor başkanım. Cumhurbaşkanım. Şimdi çok büyük sorunlarımız var arkadaşlar. Çok yani, ama düşündüğünüzden fazla sorunumuz var yani. Çözülmesi lazım. Bizim mesela harici arkadaşlarımız var. Yer üstünde çalışan. Gerçekten çok zor. Askerin ücret seviyesinde çalışan kamu kurumunda arkadaşlarımız var. Yani bunlar şimdi geçinmekte zorlanıyorlar. Ailesine bakmakta zorlanıyorlar. Hani bunlar için ne yapabiliriz? En azından siz söyleseniz, konuşsanız bunu dinlendirseniz. Şimdi o kadar çok sorun var ki. Var. Mesela öğretmen diyelim. Ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen. Hepsi aynı işi yapıyor. Her birisi ayrı ayrı maaş alıyor. Kadrolu öğretmen malum diğer devlet memuru için ne almıyorsa o da alıyor. Ama sözleşmeli öğretmen öyle değil, daha düşük. Ücretli öğretmen onun da altında bir maaşa, tabii bir maaşa mahkum. Şimdi bu doğru değil. Ya bir işi, bir insan bir işi yapıyorsa aynı işi yapanlara eşit davranmak lazım. Sizin meşhur sözünüz var ya eşit işe eşit ücret diye. Onun olması lazım yani. Olmadığı takdirde
toplumsal barışı sağlayamıyorsunuz. Diyor ki ya ben de çalışıyorum, o da çalışıyor. Ben 50 lira alıyorum, o 500 lira alıyor. Niye öyle oluyor diye. Haksıza tahammül edemiyor, bunu seslendiriyor. Pek çok alanda var. Çiftçiye gidin, o da öyle. Adam buğdayı ekiyor, karşılığını alamıyor. Alamayınca bir daha ekmeyeceğim diyor. Ekmeyince ne oluyor? Dışarıdan geliyor. Kim kazanıyor? Dışarıdaki çiftçi kazanıyor. Bizimki değil. Buna benzer. Hayatın hemen hemen her alanda görüyorsun. Üniversiteyi bitirmiş. Üniversiteyi bitirmiş. Boşta. Yıllardır boşta. Yani o zaman bu anne baba çocuğu üniversitede nasıl okutuyor? Kolay mı ya? Boğazınızdan kesip okutuyorsunuz ya. Kandıramayacaklar başkası. İnşallah. İnşallah. Yani Zonguldak'tan bir tek oyun farklı çıkmaması lazım. Eğer Zonguldak'ta bilinçliyse ve ya artık yeter deme noktasına geldiyse bir oyun bile farklı çıkmaması lazım. İşçinin parasını veremeyecek insanlar var. Sedat Bey'i size tanıtmak istiyorum. Sedat Bey maden mühendisi Kozlu Müessesesi'nde ve Maraş'ta 101 kişilik Kozlu ekibinin de ekip başıydı. Çok tabii acı ve tatlı anılarımız oldu birlikte. Ben kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Bir kahraman, diğer arkadaşın hepsi birer kahraman. Çok yaşadıklarından biraz size anlatabilir. Vallahi dinlemek isteriz tabii. 10 gün Kahramanmaraş'ta bir gün beraberdik. Yani tabii büyük acılar vardı. Onlarla şey oldu. Sevindiğimiz şeyler oldu. Fakat benim sizlerden ricam şu: madencinin biraz daha desteklenmesi, arama ve kurtarma faaliyetlerinde biraz daha desteklenmesi, hem araç olarak hem de donanım olarak biraz daha desteklenmesi. Tekrar... AFAD olsun, AKUT olsun, evet. Diğer sivil toplum örgütlerinin delicisi, vurgusu bilmem ne, biz demir makasıyla yürekle verdiğimiz mücadele belki ondan 10 katı daha fazlasıdır. Evet. Allah barikta. Mesela Sayın Başkanım Kırkan'a da geldi, biz orada da. Evet. Bir kolaylıklar diye Allah razı olsun. Evet. Orada kendisi zaten acıyı sizler de gördünüz. Başkanım öyle. Da gördü. Vekilim zaten hiç çıkmadı orada. Allah var ya. Evet. Allah ondan da razı olsun. Ama kimse oraya giden madencilerin hepsi mental olarak aynı dönmedi yani. Psikolojik anlamda hiçbirimiz aynı dönmedi yani. Mümkün değil. Çünkü orada tanık olduklarımız Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Amin. Amin. Sayın Başkanım, bizim beklediğimiz işçi adımı bir, ücretlerin iyileştirilmesi iki. Başka bir sıkıntımız yok. Zonguldak'ta işçinin ücreti iyi olduğu zaman emeklisi de güzel, esnafı da güzel, alım gücümüz de yüksek olur. Tabii zaten siz almadınız mı? Esnaf da batıyor. Evet. Çünkü esnaf da batıyor ya. Tabii bağlantılı. Ekonomi bir zincirdir yani. Çünkü parayı nereden verir? En yukarıdakinden vereceksin. Tabana mı yayıp? Evet. Tabana yaydığın zaman esnaf kazanacak. Esnaf daha fazla satış yapacak. O fabrika çalışacak. Her şeyi zincirleme gidiyor yani. Öyle bakmak lazım. Madencinin parasının girmediği cep, girmediği ev, girmediği sofra yok. Biz öyle kazanamayınca haliyle... Hepsi duruyor. Hepsi duruyor dediğiniz aslında. Devlet sektöründe çalışıp da Sayın Başkanım, asgari ücretin altında olan arkadaşlarımız var. Devlet işçisi nasıl 10 milyar, 12 milyara nasıl çalışır? Nasıl? Biz bunu istemiyoruz. Sayın Başkanım, eziliyorum. Evet. Merkez otel. Üzerinde vergi sıkıntımız çok var Sayın Başkanım. Ücretler için ayrı bir vergi tarifesi olması lazım. Ücretler, asgari ücretin de vergi dışında kalması lazım. Ya adı üstünde zaten asgari ücret. Yani geçim. Geçim yani. 4 kişilik bir ailenin geçimini sağlayan ücret. Bu vergiye tabi tutulur mu? Şimdi hem vergiye tabi tutuluyor. Ayrıca yılın ortalarından sonra dilim atlıyor ve daha düşük ücret almaya başlıyorsunuz. Evet, bunu da biliyoruz hemen. Düzelmesi lazım. Genel Başkanım bu yani İstanbul Allah göstermesin bir tabii deprem olduğunda Türkiye için aynen. Önemli bir tehdit. Oradaki arama kurtarma meselesinde ve diğer lojistik kavramların mutlaka Ankara'dan Zonguldak'a Kırklareli'nden Edirne'ye varıncaya kadar büyük bir interlandı bağlayıcı bir metoda, modele ihtiyacı var. Burada da özellikle Zonguldak'ın bu arama kurtarma ekibinin desteklenmesi diye özel bir paragrafımız var. Çünkü İstanbul'un o anlamda çok büyük desteğe ihtiyacı olacak. Yani birinci sırada tabii silahlı kuvvetler yine orada devrede olmalı diye bir bakışımız var. Ne yazık ki bu depremde onu yaşayamadık. Yani silahlı maalesef, kuvvetlerimizi maalesef. Ne yazık ki göremedik. Bu konuda bir stratejinin olup olmadığı konusunda da emin değiliz açıkçası. 99 İstanbul depreminden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde
işte Düzce'den başlayan Gölcük, Gölcük, İzmit, yani Kocaeli, İstanbul depreminden sonra, 99 depreminden sonra depreme hazırlık yapan bir tabur oluşturuldu. Askeri tabur. Fakat bu tabur ne oldu sonra belli değil. Yani gelmesi lazım. Başkanım. Siz hazırsınız. Yani, madenci yani, olarak doğal afetlerde madenci şimdi, kardeşlerimizle birlikte hazırız. Tabii Ekrem Başkan şimdi onu söylemek istedim. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, inşallah Cumhurbaşkanı yardımcılığı da yapacak. Şimdi uzun süredir ya bu olayın İstanbul'un depreme dayanıklı hale gelmesi gerekiyor ve bununla ilgili oturulup iktidar ve yerel yönetim beraber bir plan program yapıp bu işi çözelim. Ama hayır. Yani hayır. Biz Deniz Bekir'imizle birlikte onun altyapısını yapmıştık. Evet. Evet. Sayın Genel Başkan, Sayın Cumhurbaşkanı, biz emekli madencilerden bir arama kurtarma ordusu kurmak için Kastamonu'da sel felaketi olduğunda Ekrem Başkanımızla görüşerek bir çalışma başlattık. Güzel. Daha sonra Mansur Başkanımız da dahil oldu. Biz olası bir İstanbul depremi ve Türkiye'deki diğer afetlerde İstanbul'da Anadolu'dan Anadolu yakasına ve Avrupa yakasına geçişte yollar tahrip olursa deniz yoluyla Zonguldak'tan madencileri ve yine askeri birlikleri taşıyacak bir yol. İstanbul'da kurulması gereken onlarca belki yüzlerce heliport yıkılacağı için ve emekli madencilerden oluşan bir arama kurtarma ordusu için altyapıyı kurduk. Ancak arada bir Maraş depremi oldu. Ümit ediyorum bütün arkadaşlarımızla birlikte biz iktidara geldiğimizde bir dakika bile kaybetmeden en hızlı şekilde biz madencilerimizi afet bölgesine de ulaştıracağız. İnşallah. Sayın Cumhurbaşkanı bir şey arz etmek istiyorum ama şimdi az önce arkadaşlar görüştüler. Bizim en büyük Türkiye'de sıkıntımız şu. Biz üretenler olarak, kamu üretenler olarak deniz vekilimizle zaten siz kardeşiyoruz. Bizi 2006 yılında maalesef Türkiye çapında yaptılar bütün kamu işçisinde. Mevcut çalışanın %50'siyle çalışıyoruz. Yani kamu işçisi biz, taşeron sözleşmeli falan değiliz. Biz kamu işçisiyiz. Hepimiz de sanatkarız, dökümlü, kaynakçı, işte üreten insanlarız. Bizim o maddemiz halen daha 18-19 yıldır duruyor. EYT'li arkadaşlarımız emekli oldu ve emekli ücretleri düşük. Mevcut çalışanın %50'siyle halen daha çalışıyoruz. Şu an o maddemiz şeyde halen daha duruyor. Maalesef böyle bir sıkıntımız var. Genel anlamıyla arkadaşlarımızın problemlerini Sayın Cumhurbaşkanım. İnşallah siz iktidara geldiğinizde bunu tez zamanda çözeceksiniz. Sizin 25 Mayıs'ta çözeceğiz dediğimiz eşit işe eşit ücretle ilgili bir sorun bırakmayacağız diye söz verdik arkadaşlarımız. Siz 1 Mayıs'ta özellikle işçinin başkentinde Zonguldak'ta olduğunuz için ayrıca müteşekkiriz. Sağ olun. Madencilerle burada bir düzen alalım. Öyle yapacağız. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Arkadaşım sen. Teşekkürler efendim, buyurun. Hoş geldiniz. Mutluyuz. Çok değerli basınımız burada. Emekçi amcalarımız burada. Gerçekten de değil. İnşallah, inşallah. Çok değerli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. Gerçekten bu saatten sonra olay tamamdır arkadaşlar. Çok iyiyiz Genel Başkanım. Başkanımız gereken cihazı Zonguldak'ta verdi. 5000 işçi sözünü siz verdiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Buyurun efendim.